Merhaba sevgili aday öğrencilerimiz. Bugün Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Berza Yılmaz'la birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam, bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Diş hekimi olmaya nasıl karar verdiniz? Tabii ki. Şöyle, ben 2002 yılında liseden mezun oldum. Bizim zamanımızda sınavın adı ÖSS'ydi. ÖSS ile Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştim. Ardından 2007 yılında oradan mezun olduktan sonra hemen orada ortodonti anabilim dalında doktorama başladım. Doktoram 2013'ün sonunda tamamlandı ve 2014 yılından beri Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Şöyle ki hani hep yüz yüze buluşuyorduk aday öğrencilerle, işte kimi zaman telefonlarına cevap veriyorduk, kimilerine mail yoluyla dönüyorduk ama tabii pandeminin hayatımıza kattığı bir takım farklılıklar oldu, değişiklikler oldu. Bugün de kendilerine ulaşacak olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizler de aynı şekilde. Hocam sizce mesleği seçecek öğrencilerimizin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Bizlere tercih tanıtım dönemlerinde çok sık gelen sorulardan biri tıp fakültesini mi tercih etmeliyim yoksa diş hekimliği fakültesini mi tercih etmeliyim? Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, şöyle ki aslında benim de hani kendimin de yaşadığı bir tereddüttü bu. Hani tıp mı, diş hekimliği mi diye. Aslında ikisinin de sağlık alanında olmasının yanı sıra eğitimleri birbirinden çok farklı iki meslek. Neden? Çünkü diş hekimliğinde siz daha birinci sınıftan itibaren çok yoğun uygulama programına tabi tutuluyorsunuz. Bunu da yapmak zorundasınız çünkü el becerisi gerektiren bir meslek. Tıp fakültesinde dersler 4. sınıfa kadar hani birazcık daha kliniğe geçişe kadar daha teorik bazda kalmanın yanı sıra sonrasında uygulamanın yine az olarak devam ettiği bir süreç olarak tamamlanıyor tıp eğitimi. Daha sonrasında tabii ki doktorların da becerilerinin geliştireceği uygulamalar oluyor. Ama diş hekimliğinde dediğim gibi 1. sınıftan itibaren el becerisini geliştirmeye yönelik yoğun bir pratik uygulama sürecine tabi tutuluyor öğrenciler. Ama tabii ki ikisi de sağlık alanında uzmanlaşan meslekler. Diş hekimliğini birazcık tıbbın ağız içinde uzmanlaşmış kısmı olarak düşünebiliriz. Ama diş hekimliği eğitiminde temel bilimlerin yanı sıra, tıp derslerinin yanı sıra yoğun materyal bilgisi, materyal kullanmayı öğrenme gibi dersler de var. Yani diş hekimliği ile tıp arasında kalan öğrencilerin açıkçası ikisinin birbirinden farklı şeyler olduğunu iyi idrak etmeleri lazım. Bizim zamanımızda ben sayısalcı idim, sayısalcı olarak mezun oldum ama sayısalcılar da eşit ağırlıktan tercih yapabiliyordu. Ve benim hani netlerime göre işte 45 soruda 44 netim vardı. Eşit ağırlık puanım da çok yüksekti. Dolayısıyla hani iyi üniversitelerin iktisat ya da işletme gibi bölümleri de oluyordu. Tabii çevreden çok yönlendirme oluyor. Herkeste olduğu gibi işte tıp yaz diyenler, çünkü benim puanımla tıpa da yerleşebiliyordum. Cerrahpaşa tıp ucundan kaçıyordu ama şehir dışı tıplar oluyordu gibi. Ya da işte iktisat yaz, işletme yaz. Benim mezun olduğum lise Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi'nden sonra Galatasaray Üniversitesi'ne iç sınavla geçiş hakkı da vardı. Orada da tüm bölümleri kazanmıştım. Hukuk bir yanda, işte mühendislikler bir yanda, tıp bir yanda, diş hekimliği bir yanda. Ne seçsem sorusunu ben de çok kendime sordum. Ama o dönem tabii bizde Amerika'da olduğu gibi bir 4 yıllık kolej eğitimi sonrası üniversite hayatı başlamıyor. Bizde birazcık daha gençken başlıyor. Dolayısıyla kendimizi tanımamız bir miktar zor olabilir o yaşlarda. Ama bence eleme yoluyla, neyi kesin istemiyorum yoluyla da hareket edebilir öğrenciler. Ben mesela mühendislik istemediğimi çok iyi biliyordum. Dolayısıyla mühendislikleri kafadan eledim. Mühendislik istemiyorsam ne istiyorum diye düşündüm. Mimarlığa da biraz meyilliydim. Onu da yine yaptırımlarla aşağı doğru çektiler listede. Sonrasında hani iktisat, işletme acaba olur mu? Azıcık matematikle ilgili falan derken bir aile büyüğümüz bana aç dedi onun ders programlarını, bir ders programlarını incele bakalım dedi. Sana hitap edecek mi? Aa, bir açtım baktım. Yok, maliyeye girişler, iktisadi işte bilimlerin uç dersleri, atıyorum şimdi isimleri aklıma gelmiyor. Yok dedim, ben bunu da istemiyorum. İktisat işletme de çıktı benim alanımdan. Dolayısıyla kala kala tıp ve diş hekimliği kaldı.
Hani o ikisi arasında gidip gelmeleri yaşarken bir takım işte ufak tefek anılar, şeyler işte bir mesela tırnağım ezilmişti o dönem. Tırnağımı ezildiğinde hastaneye gittiğimdeki doktor abiyle sohbet, işte bir arkadaşla sohbet. Bir de babam benim aslında genel cerrahtı, o çok istiyordu. Biraz herhalde uyuyordum onların dediklerine ama biraz asillik de vardı. Ya tamam olsun onların istediği gibi bir şey de olsun ama olmasın diyerekten diş hekimliği seçtim. Bir de babamın çok yakın bir arkadaşı vardı. Onun muayenehanesi hep bana çok sıcak geliyordu. Çünkü hep çay vardı, kahve vardı, sohbet ediyordu. Herkesle gelen de tabii içeride hastayla ne yaşıyordu onu bilmiyordum ama o hani ortam beni cezbetti. Biraz insan ilişkileri daha fazla bir alan diyebilirim tıbba göre. Özellikle cerrahi bir branştaysanız tabii ki hastayla iletişiminiz kuvvetli oluyor ama hastayla birebir uygulama esnasında konuşmuyorsunuz. Hasta genel anestezi oluyor tıp seçerseniz ama diş hekimliğinde uygulamaların çoğunda hastayı ikna etme, hastayı yönlendirme, uygulama yaparken aklınızın bir kısmının orada olması, bir kısmının hastada olması gibi farklılıkları var. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Bir diğer soruma geçiyorum izninizle. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 8 ana bilim dalımız var. Hocam sizin uzmanlık alanınız nedir ve bu alana yönelirken sizleri neler etkiledi? Sizden dinleyelim. Evet. Şimdi benim uzmanlık alanım ve doktora alanım ortodonti. Ortodonti neyle ilgilenir? Ortodonti çenelerin ortopedisiyle, dişlerin çeneler içinde düzgün konum almasıyla, bazen çene kırıklarıyla, çenelerinin işte pozisyonu uygun olmayan hastaların yeni çene pozisyonlarını belirleme ve onları cerrahiye yönlendirmeyle ve yeni doğmuş dudak damak yarıklı bebeklerle ilgilenir. Dolayısıyla bizim hani yaş grubumuz 0 ile 77, ağızda ne kadar diş varsa diyorum. Bu yeni doğmuş bebekler özellikle işin en duygusal kısmı. Çünkü onlar doğduklarında dudak damak yarığında burunla ağız boşluğu iletişim halinde oluyor. Ve o bebekler düzgün beslenemiyor. Ama ameliyat olabilmeleri için de belli bir kiloya ulaşmaları gerekiyor. Biz onlardan ölçü alıp onların beslenmelerini giderebilecek bir plak yapıyoruz. Ve de ameliyat öncesi hazırlık da yapıyoruz. Bir miktar dudaklarını, burunlarını düzeltmeye başlıyoruz. Bununla ilgileniyor. Yani bebeklerle, çocuklarla, erişkinlerle dişleri düzeltmeyle ve çeneleri düzeltmeyle ilgileniyor. Diğer uzmanlık alanlarının her birinin kendine has tabii ki alanı var. Mesela oral diagnoz dediğimiz, oral radyoloji dediğimiz kısım, görüntüleme yöntemleri, patoloji teşhisi koyma gibi konularla ilgili. Çocuk ağız diş sağlığı bölümü var, protetik tedavi var, restoratif tedavi var, endodontik tedavi var, cerrahi var. Bunu hani aday öğrenciler şimdi değil de belki biraz okudukça bölüme girdikten sonra neyi daha çok seviyorlarsa o alana doğru yönelebilirler. Ama belki aralarında ortodontik tedavi gören ya da görmekte olanlar vardır. O yüzden biliyor olabilirler ortodontinin kapsamını. Ortodontik tedavi böyle, uzmanlık alanım böyle. Benim zamanımda hani DUS yoktu, uzmanlık sınavı yoktu, sadece doktora vardı. Ve 19 tane üniversite vardı, 19 diş hekimliği fakültesi vardı. Şu anda daha yeni baktım, Türk Diş Hekimliği Birliği'nin sitesinde yayınlanana göre 76 tane eğitim vermekte olan ve 23 tane de açılmış ama eğitim vermeye başlamamış olan fakülte var. Dolayısıyla epey sayı artmış diyebilirim. Evet hocam. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi genel olarak öğrenci yapısı diğer fakültelere nazaran daha farklı, daha aktif öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi'nde yer alıyor. Ayrıca her diş hekiminin de ilgilendiği özel bir hobisi var. Sizin de böyle bir hobiniz var mı veya bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun hocam. Şimdi az önce birazcık değindim. Hani diş hekimliği eğitiminde materyal bilgisi var, sanat var, estetik var, uygulama var. Dolayısıyla meslek de birazcık insanları çok yönlü olmaya itiyor. Ve de 3. sınıftan itibaren hastayla karşılaştığı için bizim öğrencilerimiz hani bir mühendislik fakültesinde okuyanlar gibi olmuyor. Biraz daha fazla olgunlaşıyor. Bizim öğrencimiz mesela 4. sınıfta bu farkı ben çok hissediyordum kendi lise arkadaşlarımla. Daha dediğim gibi insan ilişkilerini güçlendirmiş oluyorlar. Şimdi insan ilişkilerinin hem güçlenmesini sağlıyor bizim mesleğimiz hem de aslında sizi de ekstradan güçlendirmeye itiyor. Dolayısıyla tabii ki bir diş hekiminin hastasıyla konuşacağı konunun çokluğuyla ya da onunla iletişim kurma becerilerini arttırmak adına çok yönlü olması beklenir tabii ki.
Ayrıca stresli bir meslek. Kimse bunu inkar edemez. Stresi de azaltmak için hayatımızda stresli şeyleri düşünmediğimiz zaman dilimini arttırmak için aslında hobiler çok önemli. Ben uzun mesafe koşucusuydum eskiden. Hani bir 10 kilometre, 21 kilometre gibi Harika. yarım maratonlara katılıyordum ama çocuk olduktan sonra birazcık bu hobiden uzaklaşmak zorunda kaldım. Çünkü İstanbul şartlarında zaman bulmak, zaman ayırabilmek buna biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama mutfak sanatları vazgeçmediğim bir hobim. Harika. Hani yemek yapıyorum demiyorum. Hafta içi çok yetişemiyorum. Yardımcım yapıyor ama hafta sonları işte bir Hollandaise sossa Hollandaise sosu yaparım. İşte bir Café de Paris sossa onu parmesanı eksik yapmam gibi. Harika. Hani o biraz gurme zevkleri seviyorum ve şanslıyım ki eşim de diş hekimi. Onunla bu hobiyi paylaşıyoruz aslında. O ekşi mayasını beslerken ben işte ne bileyim taze makarnanın hamurunu karabiliyorum. Mutfak sanatlarını çok seviyorum diyebilirim. Harika, çok teşekkür ederiz hocam. Yine bizlere tercih tanıtım dönemlerinde çok fazla gelen sorular. Aslında sohbetimizin başında biraz bahsettiniz ama ben yine de tekrar yöneltmek istiyorum. El yeteneğim yok. Sizce bu mesleği yapabilir miyim? Bu konu hakkında ne söylemek Evet. istersiniz hocam? Şimdi şöyle, el yeteneği hiç yok olamaz bir insanın. Çünkü bir bardağı tutup ağzımıza götürmek bile bir el becerisi. Ama daha az gelişmiş, ince motor hareketler daha az gelişmiş ya da daha çok gelişmiş olabilir. Ben hiç unutmuyorum. Biz fakülteye girdiğimizde birinci sınıfta ilk ders işte sabunlarımızı aldık. Herkes oturduk yerine. Hadi dediler vazo yapın. Vazo. Şimdi tuğla gibi bir sabundan vazo oyacağız. Yuvarlak hatlı bir şey oyun dediler. Kare hatlı olmasın dediler. Oyduk, yaptık vazo ama hilkat garibeleri yarattık bir yerde. Ama bir arkadaşımız çok güzel bir vazo yaptı ve bir bağdaş kurmuş. Bu da heykelini de aynı zamanda bitirdi bizimle. Şimdi düşününce bu çocuk Trabzonluydu bu arkadaş. İşte boş kaldığı zaman kavak ağacı oyarmış, şunu oyarmış, bunu oyarmış. Onunla benimki bir olmayabilir. Ama ben 3 adım atarım, o 1 adım atmak ihtiyacında kalır. Ben 5 ödev yaparım, aynı noktaya gelirim. O 2 ödev yapar, aynı noktaya gelir. Dolayısıyla el becerisi geliştirilebilecek bir özellik. Geliştirilebilir. Bundan korkmasınlar. Ama şunu da göz ardı etmesinler. Çok çaba gerektirir. Çaba isteyen bir alan geliştirilmesi. Bizim dönemimizde, bizim sınıfta da diş hekimliğini ya da bu uygulamaları hiç sevmeyip bölüm değiştirmeye giden arkadaşlar olmuştu. Bu başınıza gelebilir. Artı mezun olduktan sonra da yönetici pozisyonunda yetişebilirsiniz. Bir takım farmakolojik şirketler ya da diş sağlığıyla ilgili şirketler yönetici vasfıyla sizi işe alabilir. Hani hiç diş hekimliği yapmak istemezseniz ki bence sevilmeden zaten çok çok ilerletilmesi mümkün değil. Onun dışında hobilerinizi işte geliştirip oradan ilerleyebilirsiniz. Mesela az önce söylemedim de Mabel Matiz benim eşimin sınıf arkadaşıydı. Yani müzikle ilgilenen çok oluyor bizim meslekte. İşte eş zamanlı diş hekimi okurken açık öğretimden başka bir bölüm okuyup hastane yöneticiliği gibi pozisyonlar için kariyerinizi belirleyebilirsiniz. Her şey mümkün. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. İngilizce konusuna gelmek istiyorum. İngilizce hazırlık okumanın sizce ne gibi faydaları var? Sizler öğrencilerimize hazırlık okumalarını tavsiye ediyor musunuz? Bazı öğrenciler genelde İngilizce hazırlık okumayı bir yıl kayıp olarak nitelendiriyorlar. Bu konu hakkında fikirleriniz nedir hocam? Sizden dinleyelim. Şöyle ki zaten hazırlık sınıfının bir sınavı oluyor. Eğer yeterli İngilizce seviyesine sahiplerse bu yılı es geçebiliyorlar. Direkt eğitimlerine devam edebiliyorlar. Ama eğer zaten yeterli değilse İngilizceleri, bence İngilizcelerini geliştirmek için muazzam bir fırsat. Artı ilerleyen süreçte de Erasmus gibi yurt dışıyla bağlantılı değişim programlarından da yararlanabilirler. Yani yabancı dile ayrılacak zamanı ben hiçbir zaman için kayıp olarak görmüyorum. Hem öğrencilik zamanlarında belki İngilizcelerinin çok çok iyi olması elzem değildir. Ama sonrasında hem gelişmeleri takip edebilmek, hem ilgilerini çeken konuda yurt dışlarında işte kongrelere katılabilmek, oralarda konuşmalar yapabilmek açısından yabancı dil muhakkak şart. Bilim dili de günümüzde İngilizce. Dolayısıyla İngilizcelerinin iyi olması her daim onlar için bir artı olur. Ayrıca
hiç bunlara bulaşmasa bile, kongrelere ben gitmeyeceğim, sadece Türkiye'ye gelenlere gideceğim dese bile, ki bu hani yanlış olur aslında, kendini kapatmak olur, ama yurt dışı hastası sektörü Türkiye'de gün geçtikçe önem kazanıyor ve kazanacaktır. Çünkü bizim el emeğimiz uygun yurt dışına göre. Dolayısıyla yurt dışından gelen çok hasta oluyor. Muayenehanede de hastayla iyi iletişim kurmak için, hastanın memnun ayrılabilmesi için beklentisini iyi anlamak çok önemli. İyi anlaşabilmek için de bir insan, bir lisan gerekli, yabancı dil. Çok teşekkür ederiz hocam. Üniversitemizin klinik ve laboratuvar imkanlarından ve stajlar hakkında da biraz aday öğrencilerimize bilgi verebilir misiniz hocam? Evet. Şöyle ki, üniversitemizin 2011 yılından itibaren eğitim veriyor olması bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü neden? Biz programımızın ve müfredatımızın eksiklerini, gediklerini zaman içinde gördük, geliştirdik ve değişen koşullara göre de adapte olmayı başarabiliyoruz diye düşünüyorum. Laboratuvarımız, uygulama laboratuvarımız bu yönden eksiksiz. Hani hastaya ulaşmadan önce gerekli el becerisini kazandırdığımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca hastayla da tek başına bırakmıyoruz. Stajlarda, kliniklerde muhakkak gözetme eşliğinde uygulamaları yapıyorlar. Endikasyon çok önemli. Yani oraya kanal tedavisini yapacak, işte dolgu mu yapacak, bunun indikasyonunu zaten ilk eğiticilerinden alıyorlar. Ardından uygulamalarını da etap etap göstere göstere yapmaya başlıyorlar uygulamalarını. Yani mezun olduklarında bir hasta muayenehanelerinde kapından içeri girdiğinde korkmayacak, ne yapacağını bilecek hekimler olarak yetişiyorlar. Harika. Çok teşekkür ediyorum hocam. 2012 yılında diş hekimliği uzmanlık sınavı yürürlüğe girdi. Biraz DUS'tan ve akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler için de nasıl bir yol haritası izlemeleri gerekir? Kısaca bizlere bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İşte 2007 yılında ben mezun olduğumda sadece doktora vardı ve o doktorayı yapanlar günümüzde hem uzman hem doktora sahibi sayılıyorlar. Ancak yanlış hatırlamıyorsam 2010-2011 yılından sonra doktora yapanlar sadece doktora sahibi ve uzmanlık sınavına girip uzman olmayı hak edenler de uzman sayılıyor. Dolayısıyla mezun olduğunda bir diş hekimi isterse gider muayenehanesini açar, isterse gider bir hastanede çalışır, isterse gider bir özel poliklinikte çalışır, isterse devlete atanır ya da isterse doktora ya da uzmanlık bölümlerine girebilir. Uzmanlığa girebilmek için ÖSS gibi merkezi işte sınavla yerleştirme gerçekleşiyor. Üniversitemiz bu konuda çok başarılı. Ne açıdan başarılı? Hem öğrencilerin, bizim mezunlarımızın başarısı açısından başarılı, hem de DUS sonucu yerleşen derecelere bakıyorum. Mesela bizim ortodontte ilk 20 hep dolduruyor. Yani o sınavdan tüm Türkiye genelinde en başarılı öğrenciler bizim kurumumuzu tercih ediyor. Uzmanlık yapacakları alana göre uzmanlık yılı değişiyor. Mesela çocuk ağız diş sağlığı 3 yılken cerrahi ve ortodonti 4 yıl gibi. Sonunda da uzman diş hekimi olarak piyasada ya da devam da edebilirler akademik kariyere. Devam edebiliyor. Mesleklerini icra etmeye devam ediyorlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Diş hekimliği fakültemiz öğrenci projelerini destekliyor mu? Öğrenci projeleri ne aşamada? Öğrencilerimiz aktif olarak proje üretiyorlar mı? Sizlerle çalışma imkanları buluyorlar mı? Bu konu hakkında da aday öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle. Aslında araştırma yapmaya başlamak için belli bir birikime sahip olmak gerek. Ama belli bir birikime sahip olmak da kimi zaman yetersiz kalıyor. Dolayısıyla yönlendirme de gerek. Fakültemiz bünyesinde bilimsel araştırma projeleri ne destek muazzam. 5. sınıflara bitirme esnasında bir bitirme tezi hazırlatıyoruz. Bunu öğrenci istiyorsa bir araştırma çerçevesinde yürütebilir ya da istiyorsa derleme yapabilir. Araştırma çerçevesinde yürüten öğrencilerimiz öncelikle etik izinler nasıl alınıyor, bunu öğreniyorlar. Etik kuruldan izin aldıktan sonra araştırmalarının tabiatına göre ya laboratuvar ortamında araştırma yapıyorlar ya da hasta başında araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. Ardından o araştırmanın verileri nasıl analiz edilir, bunu gözlemliyorlar ve sonucunda bir tez yazıyorlar. Bu çok değerli bir şey. Ve bu kapsamda üniversitemiz maddi destek de sunuyor. Ayrıca onların sunulacağı zaman için de destek sağlıyor. Daha küçük sınıflarda, hani 5. sınıfa gelmeden de araştırma kulübü kapsamında yine araştırmalara dahil olabiliyorlar.
Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir röportajdı. Son olarak neler eklemek istersiniz? Aday öğrencilerimize yönelik duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aday öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Kimse emin değil bu yola başladığında. Dolayısıyla korkmasınlar. Ama diş hekimliğini eğer para kazanmayı amaçlayarak tercih ediyorlarsa hiç seçmesinler. İyi hekim olmayı istiyorlarsa seçsinler. İyi insan olmayı hedeflesinler. Çünkü iyi insan olduğunuz zaman zaten başarılı olmak için elinizden geleni yapacaksınız. Ve siz elinizden geleni yaptığınızda da vicdanınız ve aklınız rahat olacaktır diye düşünüyorum. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilemek istiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili aday öğrencilerimiz, bugün Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Berzay Yılmaz hocamızla birlikteydik. Diş Hekimliği Fakültemiz ve diğer fakültelerimizle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz üniversitemizin aday öğrenci sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.